Öğle saatlerinde sizlerin kıymetli teşrifleriyle birlikte bizim baba ocağı dediğimiz, çünkü Türkiye'nin ilk partisidir, birinci partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ağırlamaktan çok büyük onur ve kıvanç duyuyorum. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi içinde, Cumhuriyet içinde birbirinden ayırmadan iki büyük eserim diye söz eder ve hem Cumhuriyet için hem Cumhuriyet Halk Partisi için kimsesizlerin kimsesi olmayı hepimize vasiyet eder. Çünkü Berkin'in annesiyle babasıyla, Abdullah'ın annesinin bir masada oturabildiği, yastığının birlikte tutulabildiği ve aslında iki şeyin renginin olmadığını hepimizin idrak edebildiği bir günü hatırlarız, hatırlatırız. Belki bu başkalarının yüreğindeki veya gözlerindeki bir perdenin kalkmasına, yüreklerindeki bir kurumun dökülmesine sebebiyet verir diye de ümit ederiz. Şudur ki annelerin gözünün yaşı olmaz, annelerin gözünün yaşının rengi olmaz, bir de alın terinin rengi olmaz. Alın terinin de rengi yoktur, annenin gözyaşının da rengi yoktur. Annenin Kürt olması, Türk olması, annenin Alevi olması, Sünni olması, doğudan batıdan olması, kültürünün başka olması hiçbir şeyi değiştirmez. Bir annenin gözünde yaş varsa o yaş hepimizin içine akan bir yaştır. Annenin kimliğinden, evladın kimliğinden, suçun suçlunun kimliğinden, failin kimliğinden bağımsız o akan yaş annenin gözünün yaşı, hepimizin yüreğini dağlayan birer damla olarak içimize akmaktadır. Mağdur kesimleri sınıflara, inanç gruplarına göre ayırmak yapabileceğimiz en büyük yanlışlık, bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Senin katilin kötü, benim katilim iyi. Senin mağdurun, benim mağdurum mağdur, seninkisi mağdur değil, seninkisi hak etti gibi yaklaşımlar bu ülkeye, bu ülkedeki insanların vicdanında irtifa kaybettirmekte. Vicdanlarda kaybedilen irtifanın ne ekonomide, ne sporda, ne sosyal yaşamda geri kazanılması mümkün olmamaktadır. Her şey niye ters gidiyor deyince, her şey ters gitmektedir. Çünkü düz gitmesi gereken şey, yani adalet duygusu ve insanların adil bir ülkede eşit şekilde yaşadıkları, uğradıkları mağduriyetin devlet tarafından hakkıyla soruşturulacağı, kavuşturulacağı, suçlu varsa cezasını çekeceği ve haklının hakkını alacağı bir düzen tesis edilmediği için her şey ters gitmektedir, ters gitmeye de devam edecektedir. Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu da burada, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, değerli abisi de burada. Can Atalay'ın babası Mustafa amca, annemle aynı ismi taşıyan Şükran anne de burada. Hacı Esret Şen Yaşar'ın eşi Emine Şen Yaşar da burada. Madımak'ta katledilenlerin yakınlarının da, İSYAS'ta ölen meleklerin ailelerinin de adalet mücadelesinin bugün burada olduğu gibi, daha önce mahkeme salonlarında olduğu gibi bu ülkeye gerçek adalet gelene kadar hep yanlarında, arkalarında olacağız. Bu ülkeye hep birlikte adaleti geçireceğiz. Cumhuriyeti yeniden kimsesizlerin kimsesi yapacağız. Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir kez daha ülkemizin dört bir yanından davetimize icabet eden siz değerli misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.